İnsanlar fıtri ihtiyaçların giderilmesi anlamında gayrimeşru yollara tevessül etmenin de yolun açık olduğunu, ifsadın da bu kadar açık olduğu bir dönemde, yayın olduğu bir dönemde bildikleri, gördükleri, yaşadıkları için bu husus anlaşılmaktan biraz uzak kalabiliyor. Ancak İslami hassasiyete sahip olan insanlar, nesilleri muhafaza etmekle mükellef olan kişiler olarak bizler evliliğin ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini biliyoruz. Israrla savunuyoruz, ısrarla muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ve doğrusu ısrarla sahil selamete ulaşmanın en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemeye devam ediyoruz. Bu anlamda doğrusu sadece bizim değil, Müslümanların değil, tüm insanlığın esasen en önemli karşısına çıkan belki kavşaklardan bir tanesi, mühim unsurlardan bir tanesi evliliktir. Geçmiş dönemlerin sıkıntılarının hepsinin birikip de başımıza yağdığı böyle bir süreçte herhalde olsa olsa nafakasını temin etme ve sorumluluklarını alma hususuyla alakalı bir problem olmadığı sürece evliliğin vacip olduğu hususudur. Kişi büyük çoğunlukla bu şekilde kendisini konumlandırmalıdır. Zaten ondan ötürü bizim de en fazla ehemmiyet verdiğim ustadan bir tanesi olur. Bunun çağından sonra çocuklarınızı takip edin, evlilikleriyle ilgili yardımcı olmaya çalışın. Yoğun bir şekilde. Aslında bunu ihmal etmeyin önemli bir husustur. Acaba bu evlilik dediğimiz unsur gerçekten biz hani formalite olan bir şey mi yapmaya çalışıyoruz, yoksa keyfi, ne bileyim, hevai bir şey mi, yoksa İslam'ın anladığı anlamda bir insanlığı insan etme projesi olarak mı görüyoruz? Bir kere fıtrata atılan bir imzadır. Yani Allah-u Teala fıtratımıza böyle bir imza atmış. Biz bu imzayı reddedemiyoruz. Alnımızdan da silemiyoruz. Müslüman, gayrimüslim, herkes evlilik hususunu mutlaka bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sadece mesele şu: buna nasıl bir meşruiyet verebiliriz? Bütün toplumlarda bu var. Nasıl bir meşruiyet verebiliriz? Bu meşruiyet İslam'da, İslami hükümlere göre olunca diğer toplumlarda kendi hükümlerine göre. Diğer toplumlarda geçerli olan hükümler eğer ortak paydalar ve algılarsa, bunlar kabul ediliyorsa evlilik meşrudur. Değilse gayrimeşrudur. İslam'da kendi penceresinden bu işe bak. Neden kolaylık göstermiyoruz ki? Biz kolaylık gösterelim. Diyebilirim ki nasıl uygun görüyorsanız, hazırlığınız nedir, ne yapmışsanız kabulümüzdür. Bizim kızımız sizin de kızınızdır. Neticede siz kızımızı alınca kendinize bir kız alıyorsunuz. Veya gelen erkek evlada, hocamın da dediği gibi ne diyoruz? Evin var mı? Yatın var mı? Katın var mı? Bankada paran var mı? Ya birine de şöyle, oğlum sen namaz kılıyor musun? Namazında düzenli misin? Ya deseyi ki ben tevekkül ehli bir insanım. Allah'ın verdiği mal, mülk, benzeri duruma iltifat etmiyorum. Fakat ben ailemi de aç bırakmam. Düşünüyorum. Ya versem mi kızı şuna? Yoksa verdikten sonra ben mi bakacağım? Nasıl olacak? Bunun muhasebesini yapıyorum. İşte evlilikteki teşvikte ne tevekkülden yana sırtımız pek, ne de bu konuda kolaylık sağlama konusunda bizim kalbimiz rahat değil.